Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili aslanlar, 22 Temmuz'a kadar Güneş Yengeç burcunda 12. evinizi aydınlatmaya devam ediyor. 21 Haziran'da Yengeç burcunda yeni ay ile beraber Güneş tutulması meydana gelmişti. Biraz genel itibariyle ayın ilk yarısında daha içe dönük, kendi halinizde biraz daha sakin enerjiler altında olabilirsiniz. Merkür retrosu da devam ediyor. 12 Temmuz'a kadar Merkür de Yengeç burcundaki retrosunu sürdürecek ve bu ay başında 2 Temmuz'da Satürn Kova burcundan ayrılıp tekrar Oğlak Burcu'nun son derecelerine geriliyor ve Aralık ayına kadar da Satürn Oğlak Burcu'nun son derecelerinde olacak, 6. evinizde olacak. Özellikle geçtiğimiz Şubat-Mart aylarında hareket ettiği derecelerde olacak. Bu bize bazı konuları gözden geçirmemiz, bazı eksikleri tamamlamamız için fırsat verebilir. Özellikle sağlığınızla ilgili bazı ihmalleriniz varsa Satürn diyor ki bunlarla ilgilenmemiz gerekiyor. Veya işiniz ve mesleğinizle ilgili bazı konular varsa görmezden geldiğiniz ya da eksik bıraktığınız, şimdi Satürn bu konuları tekrar bir gündemimize getirebilir. Ama unutmayın, Satürn sorumluluklara da işaret ediyor. Ve 5 Temmuz'da Oğlak Burcu'nun 13 derecesinde Dolunay'la beraber ay tutulması yaşayacağız. Bu ay tutulması 2020'nin 3. ay tutulması ve 6. evinizde olacak. Satürn de Oğlak Burcu'nda, ay tutulması da Oğlak Burcu'nda. Ve bu tutulma artık son 1,5 yıldır yaşadığımız Yengeç Oğlak tutulmalarında sonuncusu. Ve önümüzdeki 9 yıl artık Yengeç Oğlak aksında tutulma yaşamayacağız. Ve bu tutulma artık bir tamamlanma, bir dönüşüm enerjisi getiriyor, bir farkındalık enerjisi getiriyor. Artık sürüncemede kalan konuları kapatmamız gerekiyor. İş ve mesleğimizle ilgili yolunda gitmeyen bazı durumlar varsa artık çok fazla gereksiz mücadele etmeyelim. Yol ayrımlarına gidebiliriz. Bazı net kararlar verebiliriz bu tutulmayla beraber. Bir şeyleri belki bitirmemiz gerekiyorsa bitirebiliriz. Yeni geleceklere yer açmamız gerekiyor. Bu tutulmanın etkisini bu şekilde değerlendirebiliriz. Yanımızda çalışan kişiler, hizmet aldığımız kişiler, onlarla ilgili bazı dönüşümler olabilir. Evcil hayvanlarımız, onların sağlıklarına dikkat edelim. Kendi sağlığımıza da dikkat edelim tabii. Eğer Satürn'ün de geri hareketi kendi sağlığımızla ilgili bazı sorunlar varsa, biz bunları görmezden geliyorsak, örneğin bir zararlı alışkanlığın bırakılması olabilir, hep ertelediğimiz bir diyete başlamak olabilir veya yapılması gereken bir tedavimiz olabilir. Bunları erteliyorsak, şimdi diyor ki bu ay tutulması artık bunları ertelemeyeceğiz. Tamamlamamız gerekiyor. Bu konuları tekrar gündemimize taşıyabilir. 13 derece Oğlak Burcu'nda olacak tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. 13 derece ve yakınlarında, öncü burçlarda, yani Oğlak, Yengeç, Koç, Terazi gibi burçlarda kişisel gezegenleriniz varsa tutulmanın etkilerini çok daha güçlü bir şekilde hissedebilirsiniz. Toplumsal olarak da dünya üzerinde de tabii ki önemli etkileri olacaktır bu tutulmanın. Bununla ilgili detaylı bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Baltacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz sevgili aslanlar. Evet, Merkür 12'sinden itibaren artık Yengeç Burcu'nda ileri harekete dönecek. 12 Temmuz'a kadar yine biraz kafamız karışık, yine biraz böyle hayata atılmakta zorlanıyoruz. Biraz belki zaman zaman tembellik hissediyoruz, biraz kararsızlıklar hissediyoruz. Yalnız kalma eğilimi veriyor bize Merkür. Bilinçaltımız da çok hareketli. Bu dönemde bu Merkür retrosu sizin rüyalarınızı belki çok hareketlendirdi. Sezgilerinizi güçlendirdi. Bilinçaltınıza yönelik şifa, terapi, arınma ve benzeri çalışmalar yapmak için de özel fırsatlar vermiş olabilir. Aslında çoğu zaman rüyalar bile bizim için bir şifa kaynağıdır. Merkür 12 Temmuz'dan itibaren artık Yengeç Burcu'na ileri harekete dönecek. Biraz daha net hareket edebiliriz. Biraz daha bu kafamızın karışıklığı sonlanabilir. Günlük hayatımızda, iş hayatımızda yapılacak işleri daha rahat planlayabilir ve bunları da daha rahat hayata geçirebiliriz aslında. Sağlığımızla ilgili konularda da biraz daha netleşmemiz ya da en azından planladığımız konuları hayata geçirmemiz kolaylaşabilir. Sevgili aslanlar, ay boyunca enerji gezegenimiz Mars Koç burcunda olacak. Evet, Mars'ın Koç burcundaki hareketi 2020'nin en önemli
gezegen hareketlerinden birisi. Çünkü yıl sonuna kadar artık Mars Koç burcunda. 10 Eylül ile 25 Haziran 25 Kasım aralığında da retrosu olacak. Dolayısıyla Mars'ın Koç'taki geçişi bireysel olduğu kadar toplumsal alanlarda da önemli etkiler ortaya çıkaracak gibi görünüyor. Ay genelinde Mars Koç'ta ilerlerken sizi enerji anlamında çok destekleyecek aslında. Çünkü hem Mars Koç'u yönetir, güçlüdür, hem sizin gibi ateş elementidir. Bu da sizi fiziksel olarak güçlendirecek. Şöyle bir yaşam enerjiniz artıyor. Heveslisiniz, cesursunuz, böyle her şeyi yaparım, ederim gibi bir özgüveniniz var. Ay genelinde motivasyonunuz da yüksek. Bu kuşkusuz tabii ki cesaret gerektiren konularda, atılması gereken adımlarda size destek olabilir. Maceracı bir yönünüz de oluyor Mars Koç'ta ilerlerken. Özellikle daha fazla gezmek, seyahat etmek isteyebilirsiniz. Bireysel bazı aktiviteleriniz varsa, girişimleriniz varsa, ki bunlar daha çok belki internet üzerinde, sosyal medya üzerinde olabilir ya da bireysel eğitiminizle ilgili, kişisel eğitiminizle ilgili konular olabilir. Daha aktif olabileceğiniz, harekete geçebileceğiniz bir dönemde olacaksınız aslında. Özellikle ayın 8'i ile 15'i arasındaki Mars geçişine biraz dikkat edelim. Trafikte dikkat edelim. Yakınlarımızla kuracağımız ilişkilerde kardeşler olabilir, arkadaşlar, komşularımız olabilir. Hani iletişimlerde biraz dikkat edelim. Çünkü bazı anlaşmazlıklar, bazı böyle ufak tefek tartışmalara yol açabilir. Sakarlıklara, kazalara yol açabilir Mars'ın bu geçişi. Temkinli olmakta fayda var sevgili aslanlar. 20 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda tekrar bir yeni ayımız doğuyor. Evet, bu yıl Yengeç Burcu'nda iki yeni ay var. Biri 21 Haziran'da meydana geldi. 20 Temmuz'da da ikincisi olacak. 28 derece Yengeç Burcu yeni ayı 12. evinizde oluyor. Bu yeni ay aslında Satürn karşıtlığında ciddi bir enerjisi var. Artık sorumluluk almamız gerektiğini işaret eden bir yeni ay. Artık o son dönemlerde retro gezegen etkileriyle de hayatımızda bir ileri iki geri yaşadığımız bir şeyler bir tamamlanıyor, bir netleşiyor. Artık işimizle ilgili bitmesi gereken bir şey varsa bitiyor. Ya da çalışma düzenimizde net bir şekilde değişimler yapıyoruz. Yeni bir işe girme konusunda, belki yeni bir iş sorumluluğu alma konusunda harekete geçiyoruz. Sağlığımızla da ilgili artık kilo vermemiz mi gerekiyor? Bir diyete mi başlayacağız? Bunlarla ilgili Satürn bizi biraz kısıtlayacak. Şöyle bir disiplin altına alacak. Harekete geçiyoruz. Evcil hayvanlarımız, yanımızda çalışan kişiler, onlarla ilgili konu ve kavramlar yine bizim sorumluluklarımız alanında olabilir. Zaman zaman biraz böyle kısıtlandığımızı ya da zorlandığımızı hissedebiliriz. Örneğin hani bir evcil hayvanın bir hastalığı olabilir, bir sağlık sorunu olabilir veya bir yardımcımız işten ayrılabilir. Bununla ilgili konular olabilir. Ancak tüm bunlar aslında uzun vadeli bizim hayrımıza olacak bazı düzenlemeler içinde zemini oluşturacak. Bunu da unutmayalım. Satürn bizim irademizi de biraz güçlendirebilir. Yani artık bir zararlı alışkanlıktan kurtulmak için, işte bir diyete başlamak için Satürn enerjisi bizi daha kararlı hale de getirebilir. Bu yeni ayı bu anlamda da değerlendirebiliriz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında öncü burçlarınız varsa bunu artı eksi 5 derece olarak değerlendirebiliriz. Yeni ayın sizler için çok daha güçlü ve önemli etkiler getirmesini bekleyebiliriz. 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan Burcu'na geçiyor. Sevgili aslanlar, 22 Temmuz'dan itibaren doğan tüm aslanlarımızın da doğum gününü kutluyorum. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir yıl dilerim size. Ve artık enerjiniz, yaşam enerjiniz daha da güçlenecek, yaratıcılığınız artacak. Aslan demek, sevgi demek, aşk demek, keyif demek, sanat demek, yaratıcılık demek ve tüm bunlar 22 Temmuz'dan itibaren Güneş'in de etkisiyle hayatımıza daha fazla dahil olmaya başlayacak sevgili aslanlar. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz başlıyor. Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir.
Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.